Trump geldikten sonra en çok konuştuğumuz grafik dolar endeksi Mecburen. Grafiği kuvvetlendi çünkü. Mecburen. Her hafta evet. koyuyoruz. Çünkü kuvvetlendi. 107 üzerindeydik. Bugün bir miktar gevşeme var. Behan tabii veri akışını takip edeceğiz. Dediğim gibi büyüme verisi. Güçlü bir ABD ekonomisi masada kaldıkça tabii dolar endeksi güçlü olur. Trump Amerika'yı öncelikleyen politikalar yaptıkça dolar güçlü olur. ABD'nin yeni Hazine Bakanı'nın açıklamalarında bir şey dikkatini çekti mi? Doların rezerv para olması için ne gerekiyorsa, zaten rezerv para da onu daha korumak da için. Güçlü dolar devam edecek. Etmesi evet. için. Henüz ismine tam aşina alamadık. Scott neydi soyadı? Soyadını bilmiyorum. Yani çok piyasanın içinden bir Hazine Bakanı adayı olarak söyleyeyim. Yakında ezberleyeceğiz herhalde ama netice itibariyle güçlü dolar ifadesini ben aldım oraya, kendi ajandama koydum. Ben zaten Trump'ın vaatlerinden biriydi Cüneyt Bey. Yani aynen. doları güçlü dolar olmaya devam edecek bir şekilde. O beni bilgimi çekti ve beni de rahatsız etti biraz. Neden? Çünkü bütün gelişen ülkeler... Şimdi onu söyleyecektim. Ne kadar sağlıklı bir söylem acaba diye belki düşünmek gerekebilir üzerine. Buna şöyle bir cevap verir dünya. Tamam, dolar rezerv olarak görüyor olabilirsiniz ama biz de kendi araçlarımızı sürdürürüz diyebilir. İşte BRICS vesaire ekstremleşebilir ama teknik olarak baktığımızda 108 görmüş bir dolar endeksin 106 üzerinde kaldıkça yukarı yönlü gitme potansiyeli masada kalmaya devam ediyor. Ve 110'lara, 111'lere doğru, yani şu kesişmeye doğru gitme potansiyeli devam ediyor. Bu ne demek? Dikkatli olmak mecburiyeti demek. Bizim Merkez Bank, hazır faiz indirimleri konuşurken biz de açacağız onu. Bizde çok önemli başlıklar var. Var. Evet abi, konuşacağız tam onu. Böyle faiz indirimleri de potaya girmişken dolar endeksi de bizim de radarımızda olacak ki Merkez Bankası'nın mutlaka radarındadır. Güvenli, daha rahat bölge bir kez daha hatırlatalım. 100-106 band. Orta pivot bölge 104'lere yaklaşımda ki 13 aylık ortalamalar civarı bizim için en iyi senaryo diyelim. Şimdi gelelim bunun Euro'ya ve Yuan'a etkilerine bakalım. Pariteye bakalım hızlıca. Önce parite. Pariteye bakalım. Ne demiştik seninle? Dolar endeksi güçlenmeye devam ederse bu parite gelir aşağıda 1.06'nın altında seviyeleri görür ve kendini tekrar test eder. Nitekim. An itibariyle ben grafiği yaparken 1.05.30'daydı. Şu beyaz çizgimiz zaten çok uzun zamandır çizdiğimiz çizgi. Ne diyor bak? 1.05.80. Aylık bir grafik, tüm hareketler var. 0.80, 1.60, sonra düzeltme ve devamlı düzeltme. Ve şu bölgeyi önemsemiştik. Oraya kadar da tepkiyi bekliyorduk ama geçemedik. Neden? Çünkü daha genişlemeci olmak durumunda olan ve bunu beyan eden bir Avrupa Merkez Bankası var. Ve dolar endeksinin güçlü seyri karşısında Euro'nun baskı altında kalacağını söyleyen bir Avrupa Birliği var. Röportörlerden gelen raporlarda gördüm. Kendileri ifade ediyorlar. Biraz da işlerine mi geliyor bilmiyorum. Hani kısa vadede biraz Euro'yu böyle daha aşağılarda bir dengede tutup orta ve uzun vadede yukarı yönlü hareketine izin vermek gibi. Ama orada tabii Avrupa'nın kendi sorunlarını aşması vesaire. Fakat bizim için önemli, Türkiye için önemli çünkü ihracat pazarımız ve fon kaynaklarının, yabancı yatırımcıyı konuşuyorsak, fon kaynaklarının önemli bir kısmı da Avrupa orijinli olduğu için portföy yatırımı. Doğrudan yatırım olarak da, portföy yatırımı olarak da, ihracat potansiyeli olarak da Avrupa bizim için önemli bir partner. Başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri sevgili Beyan. Hatta biliyorsun bu konuda birçok akademik çalışma var. OECD'nin kendi çalışmaları için hatta yeşil dönüşümde Avrupa en önemli bölgelerden biri olacak. Böyle bir durumda paritenin de 1.10'lara yakın, 1.10 en azından 1.15 bandı içinde olması daha rasyonel olacak herkes için. Ama an itibariyle 1.05'lerde ve çok net söyleyeyim 1.03 altında kaldıkça şu destek seviyemiz 1.01.90, 1.02'ler. Benim için birden daha önemli. Yani 1 dolar 1 euro dediler. 6 ay içinde görebilir herhangi bir zaman diliminde. Ama orayı görürse 1.02'nin altında kalması da olacak. Hop bu bir. 1'in altı var bana göre. Tekrar 0.90'lara doğru daha önce yapmış olduğu hareket. Nereden nereye geldik Beyhan? Yani Avrupa demek ki hakikaten ciddi problemlerde ve Trump'ın politikalarıyla güçlü dolar
Euro üzerinde bu baskısı bize de diyor ki Avrupa tamam ama yeni ihracat pazarları, yeni bir takım pazar imkanlarını araştırırken Euro-Dolar paritesinde Euro gelirimizi, dolar maliyetimizi hedge edecek opsiyon mekanizmasını kullanmamız gerekiyor diyor. Buradan bir gönderme yapalım reel sektörümüze. Strateji bulundurmak, strateji yapmak gerekli tüm kurumlarımız için. Çünkü önümüzdeki dönem, bir uyarı yapayım, kur tarafında çok hareketlilik olacak. Hangi ülkeyle ihracat ya da ithalat yapıyorsanız yapın. Mutlaka karşılıklı o döviz hareketlerinden oluşan farkı sadece TL'deki devalüasyon olarak düşünmeyin lütfen. Orada kontrollü bir merkez bankası, güçlü bir merkez bankası duruşu var. Ama parite hareketleri sizi etkiliyor doğal olarak. O parite hareketlerine karşı onu hedge edebilecek mekanizmaları, başta opsiyon kullanmanızda fayda var. Bunun işte profesyonel bir yaklaşım gerekiyor. Bunu biraz bir daha altını çizelim. Önemli bir uyarı. Çünkü geçtiğimiz Temmuz ayında siz Borsa İstanbul'a dair önemli bir uyarıda bulunmuştunuz analiz programında. Ve sonrasında süreç bununla birlikte gelişti. Şimdi tekrar bir uyarı yapıyorsunuz bu aynen. Anlamda paritedeki oynaklığa dair. Kesinlikle. 2025 içerisinde ticaret yaptığınız bölge ve ülkelerle işleminizi yaparken, ticaretinizi yaparken aradaki euro-dolar başta olmak üzere tüm paritelerin hareketlerine karşı mutlaka kendi pozisyonlarınızı hedge edin. Gelirinizi ve giderinizin arasında doğabilecek o sizin aleyhinize farkları normalleştirecek. Sadece TL üzerinden düşünmeyin lütfen. Her para birimi üzerinden kendi pozisyonunuzu pozitif tarafta tutacak opsiyonları kullanmanızda fayda var. Hedge mekanizmanızı kullanmanızda fayda var. Bunun için mutlaka çalıştığınız bankalara, kurumlara danışmanızda fayda var diyeyim. Eskiden şu notu da düşelim. Belli bir ölçeğin üzerinde aslında özellikle anonim şirket ve holding bünyesinde var ama büyük şirketlerde aslında birçok şirketimize bir strateji desteği gerekiyordu. Bu karar da alınmıştı, uzatıldı sadece. Ama en azından kendi bünyenizde stratejist ya da strateji kimliği yoksa çalıştığınız bankalarla ya da aracı kurumlarla bunu sağlayabiliyorsunuz. Bir gönderme yapalım. Devam edelim. Önemli bir nottu. Teşekkür ederim. Dolar-Yuan. Şimdi Dolar-Yuan evet. Seninle önemsediğimiz noktada şuralardaydık. Ve geldiğimiz nokta bu. Hatırlar mısın daha önce dolar-yen konuşmuştuk ve bir kara pazartesi yaşandı devamında. Ya bu böyle devam ederse bu işin sonu hayırlı bitmez. Burada bir sıkıntı doğar. Doların yene karşı değer kaybından değil ama yenin değer kaybına konsantre olmuş yatırımcının carry trade pozisyonlarının bir anda aşağı yönlü dolar yen hareketiyle dağılmasından kaynaklanan bir kara pazartesiydi o. Şimdi yuanı da bir carry trade amacı olarak kullanan bazı fonlar var. Özellikle globalde bunu biliyoruz. Ve yuan çokça konuşacak ama Çin'den gelen açıklamalar da önemli. Şimdilik 7.25 maksimum 7.30'ları görür ama oranın üzerinde bir değer kaybına izin vermeyeceğiz. Orası bizim kırmızı çizgimiz gibi diyen bir Çin merkez. Hatırlar mısın? 2015-2020 bandında 6.97'leri gösteriyordu. Yani şu düşüşte şu bölge geçilmemeli diyen bir Çin otoritesi. Sonra gidip şu hareketin nelere mal olduğunu biliyoruz. Dünya ticareti açısından da tamam. Şu var, yuan değer kaybettikçe bu Çin'e yarar, ihracat potansiyeli ama işler öyle dönmüyor artık. Hele şimdi Trump gibi bir duvar geliyorsa Çin farklı arayışlar içinde girmek zorunda. Bir de Çin, sen de söylüyoruz, ben de gücüm diyor. Benim de ekonomik gücüm var, rezervim var. Beşeri gücüm dışında sadece üretim gücüne dayalı değil artık benim gücüm. İyi üretmeye başladım, kaliteli üretmeye başladım. Bak otomotiv sektörünün yaptıklarına. Teknolojiye yatırım yapıyorum. Bak evet, otomotiv evet. Sektörlerinin yaptığını Avrupa'ya. Almanya'da niye Avrupa'da ve Almanya'da özellikle otomotiv sektöründe sıkıntılar görüyoruz? Çünkü rekabet edemiyor ki Çinli rakipleriyle. Yapılan üretimlerin maliyetleri ve fiyatlamaları ki ülkemizde de bu önümüzdeki dönem önemli bir unsur olacak. Çünkü yatırım yapıyorlar. Doğrudan yatırım kıymetlidir. Ama bir şekilde herkes kendini yeni ticari koşullara göre de
konsantre etmelidir. Çok uzatmayalım. Çok konuşacağımız konu var ama. Sevgili beyan, 7.30, 7.20 bandı. 7.20 altında kalçaya, 7'ye her yaklaşım yuanın değerlenmesi anlamına gelir. Ama bu dolar değer kazanırken mi, yoksa dolar endeksi aşağı yönlü hareket ederken mi mümkün olacak? Takip edeceğiz. Yuan'a mutlaka ama 7.30'un üzerine çıkarsa dolar yan paritesi yaptığımız uyarıyı yapalım. Oranın üzerinde carry trade yapmam ben. Hele Yuan'ın daha fazla değer kaybına oynarken düşünmek lazım. Oynarken dediğim yani ona uygun bir yatırım strateji belirlerken. Çünkü bir anda alınacak bir kararla sert bir aşağı yönlü 7'lere doğru bir hareket tüm pozisyonları off'a düşürür ve stop out'lar çalışır diyelim, uyarıcı olalım.